Başlat. Merhaba arkadaşlar. Ne yapacağız? Ulaştırma modelini anlatacağız. Ulaştırma modelinin ne olduğundan bahsedeceğiz. Ulaştırma modelinin doğrusal programı modeliyle yazacağız. Amaç fonksiyonumuz, kısıtlarımız, negatif olma koşulumuzla yazacağız. Arkasından da ufak bir sayısal örnek vereceğiz. Modeli daha iyi anlamanız için. İlk önce ulaştırma modelimizin ne olduğunu söyleyelim. Ulaştırma modelimiz bizim arkadaşlar şu. Biz ne yapıyoruz? Hatta ben burada şekil çizebiliyor muyum? Hayır. Evet. Şöyle yapalım. Biz ne yapıyoruz? Bizim M tane neyimiz var? M tane arkadaşlar üretim merkezimiz var. Üretim merkezi. M tane. Bunlara F1, F2, nokta nokta nokta, F6 indis M. Sonra bir de bizim nelerimiz var? Tüketim merkezlerimiz var. Bunları da biz ne diyelim? Evet, madem ki tüketim merkezi, T1 diyebiliriz. T1, T2. N tane neyimiz var? Tüketim merkezimiz var. Bizim bunların neleriyle ilgili bilgiye sahip olduğumuzu da söyleyelim. Her bir üretim merkezinin arzını biliyorum. Arzı S ile göstereceğim. Alt indis 1 dediğim S1 ile gösterdiğimde bir numaralı fabrikanın bir numaralı üretim merkezinin ürettiği ürün miktarı. F2 ne? S2'ye eşit. FM'ninki de ürettiği miktarı SM'ye eşit. Harika. Peki tüketim merkezleri ne yapıyor? Onlar da talepte bulunuyorlar. Ve onların da talep ettikleri miktarları D alt indis 1, D alt indis 2 ve D alt indis ne ile göstereceğiz? Biz bu miktarları ne yapacağız? Bileceğiz. Pekala, başka neleri bileceğiz biz? Biz şunları bileceğiz. Her bir üretim merkezinden tüketim merkezine bir birim taşımanın maliyetini de bileceğiz. Yani şunu bileceğiz. C alt indis İJ diyelim. İkinci üretim merkezinden J'inci tüketim merkezine bir birim ürün taşımanın maliyetini bileceğim. Yani birim maliyetleri bileceğim. Mesela C1-1 ne demektir? Birinci fabrikadan, mesela F1'den T1'e bir birim ürün taşımanın nesi? Maliyeti. Ürün taşımanın maliyeti. Mesela C1N ne demek? F1'den N'inci tüketim merkezine yani TN'ye bir birim ürün taşımanın maliyeti. Birim maliyetlerin hepsini bileceğim. Ürün taşımanın maliyeti diyeceğim. Remunerator diyelim buna. Taşımanın maliyeti. Bunları ne yapıyoruz? Arkadaşlar biliyoruz. Peki biz neyi bilmiyoruz? Ne kadar ürün taşıyacağımızı bilmiyoruz. Onu da karar değişkenlerimiz olarak söyleyeceğiz. X, Y, J. Biz bunları bilmiyoruz. İkinci üretim merkezinden J'inci tüketim merkezine gönderilecek ürün miktarı. Biz bunları bilmiyoruz. Bu bizim karar değişkenimiz. Biz buna karar vereceğiz. Ne kadar ürün göndereceğimize karar vereceğiz. Bakın. Mesela bir numaralı fabrikadan F1'den bir numaralı tüketim merkezine gönderilecek olan ürün miktarı ne kadar? X 1 adet.
Bir numaralı fabrikadan iki nolu tüketim merkezine gönderecek olan ürün miktarı ne kadar? X 1, 2 adet. Bir numaralı fabrikadan N numaralı tüketim merkezine gönderecek olan ürün miktarı ne kadar? X 1, N adet arkadaşlar. Veya başka bir renkle göstereyim daha rahat görmeniz için. İki numaralı fabrikadan bir numaralı tüketim merkezine gönderilecek olan ürün miktarı ne kadar? X2 1 adet. 2 numaralı üretim merkezinden 2 numaralı tüketim merkezi gönderilecek olan ürün miktarı ne kadar? X2 2 adet. Ve 2 numaralı üretim merkezinden N numaralı tüketim merkezine gönderilecek olan ürün miktarı ne kadar? X2 N adet arkadaşlar. Hepsi için teker teker yazmayacağım. Sonuç olarak neyi anlamış olduk arkadaşlar? Sanırım bu A network, yani şu A görüntüsünü anladık. Şimdi biz neyi yazacağız? Doğrusal programlama modelimizi yazacağız. Bu bir doğrusal programlama modeli arkadaşlar. İlk önce yazmamız gereken şey ne? Tabii ki amaç fonksiyonumuz. Gelelim amaç fonksiyonumuzu yazmaya. Onun için siyah rengimizi güzelce seçelim şuradan. Peki, amacımız maliyetimizi minimize etmek. Peki maliyetimiz nasıl hesaplanacak? Maliyetimiz şöyle hesaplanacak. Tabii bu saçma sapan simgeyle hesaplanmayacak tabii ki. Toplam sembolünü kullanacağım. Toplam sembolünü hatırlarsanız belki liseden. Arkadaşlar iki tane şöyle toplam yazacağım. J eşittir 1'den N'ye kadar, İ eşittir 1'den M'ye kadar C, İ, J çarpı X, İ, J. Bu benim toplam maliyetim. Hocam ne yaptın sen? Bu nedir diyenler için söyleyelim. Şimdi ilk önce şu ifadeyi açayım. Yani C, İ, J çarpı X, İ, J ne demektir? Bunu açıklayalım. Bu ikinci üretim merkezinden J'inci tüketim merkezine X, İ, J birim ürün göndermenin nesi? Maliyet. Peki bu şekilde yazılacağını nereden biliyorum? Çünkü ulaştırma modellerinde varsayımımız şu. Bizim taşıma maliyetlerimiz taşınan miktara doğru orantılı. Bir tane ürünü 5 liraya taşıyorsam, 2 tane ürünü 10 liraya taşıyorum. 3 tane ürünü 15 liraya, 4 tane ürünü 20 liraya taşıyorum. Yani ürün miktarı arttıkça taşıma maliyetiyle doğru orantı olarak ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar. Taşıma maliyetimiz doğru orantı olarak artıyor. Peki hocam buradaki toplam sembolleri nedir derseniz, bakın ben sadece İ'nci fabrikadan J'inci tüketim merkezine taşımanın maliyetini yazdım. Şu C, İ, J çarpı X, İ, J ile. Benim M tane fabrikamdan N tane tüketim merkezine taşınacak ürünlerin toplam maliyetini böyle yazmak zorundayım. Bu çünkü şunu açık şekilde birazdan sayısal değerler vereceğim. J'nin yerine işte 1, 2 gibi daha rahat anlayacaksınız ama bu şekilde toplam sembolüyle yazmam işimi kolaylaştırdığı için şimdilik bunu tercih ediyorum. Buradaki toplam sembollerinin anlamı neymiş? Bu toplamın anlamı neymiş? İ tane fabrikadan M tane tüketim merkezine, pardon, N tane, çok özür dilerim. M tane fabrikadan N tane tüketim merkezine X, İ, J adet ürün göndermenin toplam maliyeti. Bu benim amaç fonksiyonum. Bunu minimize etmek istiyorum. Ama koşullarım var. Koşullarım neler? Koşullarımıza bakalım. Koşullarımızın ne olduğunu söyleyelim. Her şeyden önce bir kere benim fabrikalarımın, yani üretim merkezlerimin nesi var?
bir kapasitesi var. Arz miktarları var. Ben bu arz miktarlarını biliyorum. Arz miktarlarını aşmam mümkün değil. Bakın şimdi. Şöyle göstereyim. Mesela bir numaralı fabrikam var. T1 dedik ve bunun da kapasitesi S1 kadar. Bir numaralı tüketim merkezine, iki numaralı tüketim merkezine ve nokta 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 en nolu tüketim merkezine ne yapacağım? Buradan ürün göndereceğim. X1 1 adet, X1 2 adet, nokta 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 X1 N adet. Şimdi bir nolu fabrikadan çıkan toplam ürün miktarı neden fazla olamaz? Bunun kapasitesinden fazla olamaz. En fazla S1 tane olabilir. Öyle değil mi? Yani kısacası benim X11 artı X12 artı nokta nokta X1N neden fazla olamaz? S1'den fazla olamaz. Ben sadece şu anda bir numaralı üretim merkezi için bunu yazdım. Benim kaç tane üretim merkezim var? M tane. Her biri için ayrı ayrı bu kısıtı yazmam gerekiyor. Tabii ki bunu ben böyle teker teker yazmak yerine gene neden yararlanacağım? Şu epsilondan yararlanacağım. Bu epsilonu ne yapmamız gerekiyor? Sevmemiz gerekiyor. Epsilonu sevin arkadaşlar. Bunu kucaklayın, değil mi? Bunu bağrınıza basın. Çünkü bu epsilon sembolü sayesinde M defa yazacağım, M tane yazacağım kısıtı tek bir simgeyle yazma imkanım olacak arkadaşlar. Burada bu arada işte birden M'ye kadar tabii ki olmayacak. Onu da düzelteyim. Şimdi şöyle yazacağım. Evet. J eşittir birden N'ye kadar. Çünkü ben her fabrikadan N tane tüketim merkezine ürün gönderiyorum. Dikkat ederseniz X11, X12, X1N'de değişen sabit olan ne? Fabrikanın numarası. Değişen ne? Tüketim merkezi. O yüzden tüketim merkezi üzerinden toplam alıyorum. X, İ, J. Küçük eşittir. Ne diyeceğim? S, İ diyeceğim. Burada İ, 1, 2 ve M değerlerini olacak. Tekrar ediyorum. Bakın F1'den T1, T2 ve TN'e ürün gönderirken bir kere ilk indis X1 olmak zorunda. İlk indis 1 olmak zorunda. Neden? Birinci fabrikadan gönderdiğim için. Değişen burada ne? Burada değişen arkadaşlar ikinci indis. J değişiyor. J üzerinden toplam alıyorum. Dikkat ederseniz buradaki toplamı J üzerinden alıyorum. Daha da düzgün yazarsam şu ifadeyi, şu toplamı nasıl gösterebilirim? Bakın J eşittir 1'den N'ye kadar X1 J küçük eşittir S1 diye yazıyorum. Şu uzun uzun yazılan ifadeyi. Her bir fabrika için bu simgeyi, bu kısıt yazacağımızdan dolayı biz ne yapıyoruz? Arz kısıtlarımızı J eşittir 1'den N'ye kadar X alt indis İJ küçük eşittir SI diye yazıyoruz. Şimdi gelelim talep kısıtına. Bakın talep kısıtını da göstereyim size. Onu da farklı bir renkle isterseniz göstereyim daha rahat görmeniz için. Şimdi bir numaralı tüketim merkezini alalım ve bunun da talebi D1 kadar. Ben buraya M tane fabrikadan ne yapıyorum? Ürün yolluyorum. M tane fabrikadan ürün yolluyorum. Bir numaralı fabrikadan gönderdiğim ürün miktarı X11. İki numaralı fabrikadan gönderdiğim ürün miktarı X21. M nolu fabrikadan gönderdiğim ürün miktarı ise XM1 kadar. T1'e gelen toplam ürün ne kadar? T1'e gelen toplam ürün ne kadar? X11 artı X21
artı artı x m 1. Peki bunun da bu toplam miktarın neden az olmaması gerekir? B1'den, talepten az olmaması gerekir. Yani büyük eşittir B1 olmalı. Buradaki toplama dikkat ettiğimiz zaman neyi gözlemliyorum? Dikkat ederseniz fabrikaların numaraları değişiyor. Tüketim merkezinin numarası sabit kalıyor. Hepsi 1. Demek ki ben burada bu toplamı şöyle yazabilirim. İ eşittir 1'den M'ye kadar x i 1 büyük eşittir D1 şeklinde yazabilirim. Bu birinci tüketim merkezi için olan kısıtımız. Ben bütün tüketim merkezleri için bu kısıtı yazacağım arkadaşlar. Toplamımı i indisi üzerinden alacağım ve onu da şuraya yazalım. Talep kısıtı diye. İ eşittir 1'den M'ye kadar x i j büyük eşittir d c diyeceğim. Burada j de 1, 2 ve n değerini alacak. Şimdi son olarak da negatif olmama koşulunu yazalım. Negatif olmama koşulumuz ise tabii ki toplamlara alışınca toplam sembolü yine yazdım ama biraz bugün fazla kayıt yapmaktan yorulmuş da olabilirim. O yüzden özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi ne yazacağız? X, i, j büyük eşittir 0 diyeceğiz. İ eşittir 1'den m'ye kadar ve j eşittir 1'den n'ye kadar. Doğal olarak bizim şu anda yazmış olduğumuz problem nedir? Bakın arz kısıtımız var. Arz kısıtımız var. Talep kısıtımız var. Negatif olmama kısıtımız var. Gördüğünüz gibi bir negatif olmama kısıtı dedik. Olmama kısıtı. Ve bu yazmış olduğumuz bir doğrusal programlama modeli arkadaşlar. Şimdi izin verirseniz başka bir sayfa oluşturayım ve burada bu ulaştırma modelini i eşittir 1'den m'e kadar, j eşittir 1'den n'ye kadar olarak değil de sayısal değerler verelim. i'nin yerine i kaç tane olsun? Mesela 2 tane fabrikam olsun. Değil mi? 2 tane fabrikam olsun. Ve 3 tane de neyim olsun? Tüketim merkezim olsun. Yani birinci fabrika, ikinci fabrika ve birinci tüketim merkezi, ikinci tüketim merkezi ve üçüncü tüketim merkezim olsun. Tamam mı? Birinci fabrikanın arzı S1, ikinci fabrikanın arzı S2, birinci tüketim merkezinin talebi D1, ikincisininki D2, üçüncüsününki D3 olsun. Aynı zamanda biz CIJ dediğimiz ikinci fabrikadan J'inci tüketim merkezine bir birim ürün taşımanın maliyeti olsun. Yani kısacası mesela C1-2 dediğimiz F1'den T2'ye bir birim ürün taşımanın maliyetini gösterecek. Evet, şurada da zaten i'nin 1'den 2'ye kadar, j'nin 1'den 3'e kadar olduğunu ifade ettik. Pekala. Biz bunları biliyoruz. Yani birim taşıma maliyetlerimizi biliyoruz arkadaşlar. Karar değişkenlerimizin de ne olduğunu söyleyelim. Karar değişkenlerimiz nedir? Karar değişkenlerimiz x, i, j'dir. Bu da i'nci fabrikadan j'nci tüketim merkezine
Devam edelim arkadaşlar. X, Y, J, İnci fabrikadan J, İnci tüketim merkezine. Tüketim merkezine gönderilecek ürün miktarı. Yani S1'den mesela, yani bir numaralı fabrikadan bir numaralı tüketim merkezine x1 bir adet gönderiyorum. Bir numaralı tüketim merkezinden, üretim merkezinden iki numaralı tüketim merkezine x1 2 adet gönderiyorum. Bir numaralı fabrikamızdan, üretim merkezimizden 3 numaralı tüketim merkezine x1 3 adet ürün gönderiyorum. Benzer şekilde 2 numaralı fabrikadan da 2 numaralı fabrikadan da 1 numaralı tüketim merkezine x2 1 adet gönderiyorum. 2 numaralı fabrikadan 2 numaralı tüketim merkezine x2 2 adet ürün gönderiyorum ve 2 numaralı fabrikadan 3 numaralı tüketim merkezine x2 3 adet ürün gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar, gelelim modelimizi nesini yapmaya, modelimizi yazmaya. Amaç fonksiyonumuz neydi? Minimizasyondu. Minimizasyon z eşittir j eşittir 1'den 3'e kadar, i eşittir 1'den 2'ye kadar c i j x i j. Şimdi bakalım bu toplamı açacağım. Böylelikle bu toplam sembollerini, simgelerine de aşina olacaksınız. Nasıl açıyoruz? En içteki toplamdan başlıyoruz. Yani j eşittir 1'den 3'e kadar kenarda duruyor. İlk önce i eşittir 1'den 2'ye kadar olan toplamı yazıyorum. Bu toplamı yazarken i'ler değişecek ama j'ler sabit kalacak. İlk önce i'ye 1 değerini veriyorum. Yani c 1 j çarpı x 1 j artı c 2 j çarpı x 2 j. Bakın ne yaptım? I dediğimiz ifadeye önce 1 dedim. 1 yazdım i'nin yerine. J sabit kaldı. Sonra artı dedim, i'nin yerine 2 yazdım ve gene j sabit kaldı. Şimdi ne yapıyorum? Artık ikinci toplama sembolüne geçiyorum. İlk olarak j'ye 1 vereceğim. J 1 1 çarpı x 1 1 artı c 2 1 çarpı x 2 1 artı. Ne yapmış oldum? Şu anda ben j eşittir 1 için, bu j eşittir 1 için toplamı halletmiş oldum. Şimdi j'nin yerine ne yazacağım? 2 yazacağım. J 1 2 çarpı x 1 2 artı c 2 2 çarpı x 2 2. Şimdi de neyi yapmış oldum? J'nin yerine 2 yazdığım zaman ifademi toplamı yazmış oldum ve şimdi j eşittir 3 olacak. C 1 3 çarpı x 1 3 artı c 2 3 çarpı x 2 3. Bu benim neyim arkadaşlar? Amaç fonksiyonu. Şurası da j eşittir 3 için yazılan toplam. Pekala. Şimdi amaç fonksiyonumuzu yazdığımıza göre neleri yazmamız gerekiyor? Şimdi de talep ve arz kısıtlarımızı yazmamız gerekiyor. Arz kısıtlarımızı yazalım ilk önce. Kaç tane fabrikam var? 2 tane fabrikam var. 3 tane de neyim var? Tüketim merkezim var. J eşittir 1'den 3'e kadar x i, j eşittir s alt indis i diyorum.
Bu i eşittir 1'den 2'ye kadar değerler alacak. Şimdi bakın, bu toplamı yazayım. Bunu ayrı ayrı yazayım. Her bir üretim merkezi için. Şöyle simgeyle de gösterirsem daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. T2, T3, T3. Şimdi bir numaralı fabrikadan kime ürün gönderiyorum? Şimdi birazcık daha ortalasak daha güzel olacak değil mi sanki? Şu biraz daha ortada dursun. Tüketim. Fabrika, bir numaralı fabrikanın biraz daha ortada yazacağım şöyle. Evet, bunun da demand'ı, arzı, özür dilerim, S1 kadar. Bir numaralı fabrikadan bir numaralı tüketim merkezine X1, 1 adet ürün gönderiyorum. Bir numaralı fabrikadan 2 numaralı tüketim merkezine X1, 2 adet ürün gönderiyorum. Bir numaralı fabrikadan 3 numaralı tüketim merkezine X1, 3 adet ürün gönderiyorum. Bakın, bir numaralı fabrika için arkadaşlar, bir numaralı fabrika için arz kısıtım nedir? X1, 1 artı X1, 2 artı X1, 3 küçük eşittir S1. Bakın, şu yazmış olduğumuz, aslında ben ne yapmış oldum? İ'nin yerine 1 yazarak şu toplamı oluşturmuş oldum. İ eşittir 1 için bu toplamın açılımı. İ eşittir 1 olduğu zaman bu toplam sembolün açılımı birinci fabrikanın arz kısıtıdır arkadaşlar. İkinci fabrika için de benzer bir durum söz konusu olacak. İkinci fabrikadan bir numaralı tüketim merkezine gönderilen ürün miktarı, ikinci fabrikadan 2 numaralı tüketim merkezine gönderilen ürün miktarı ve ikinci fabrikadan 3 numaralı tüketim merkezine gönderilen ürün miktarı ikinci fabrikanın arzından fazla olamaz. Bakın, şu toplam sembolünde i'nin yerine 2 yazıp toplamı alırsanız benim yazmış olduğum, şu açık olarak yazmış olduğum toplamı elde etmiş olursunuz. Bunlar, bu ikisi benim neyim? Arz kısıtım arkadaşlar. Arz kısıtım. Gelelim talep kısıtımıza. Talep kısıtımıza. Şimdi talepleri de tek bir tane talep merkezi için önce yazayım. Sonra da bunları diğerleri için genelleştireceğim. Birinci talep merkezinin talep miktarı D1. Bir nolu fabrikadan bir nolu tüketim merkezine gönderilen ürün miktarı X1, 1 adet. İki nolu fabrikadan bir nolu tüketim merkezine gönderilen ürün miktarı X2, 1 adet. Öyleyse arkadaşlar, şöyle farklı bir renk seçmek istiyorum. Öyleyse X1, 1 artı X2, 1. Bu bir nolu tüketim merkezine gelen toplam ürün miktarı neden az olamaz? Bir numaralı tüketim merkezinin talebinden az olamaz. Benzer şekilde bir numaralı bir numaralı üretim merkezinden 2 numaralı tüketim merkezine ve 2 numaralı üretim merkezinden 2 numaralı tüketim merkezine gönderilen ürün toplamı da 2 numaralı tüketim merkezinin talebinden az olamaz. Ve son olarak 3 numaralı tüketim merkezine gönderilen ürünlerin toplamı 3 numaralı tüketim merkezinin talebinden az olamaz. Bakın, bu 3 tane toplamı ben toplam sembolüyle nasıl yazabilirim? Ona bakalım. Dikkat ederseniz tüketim merkezlerinde toplam alırken, bakın, bir numaralı tüketim merkezinde tüketim merkezinin numarası sabit. İki numaralı tüketim merkezinde iki numaralı tüketim merkezinin, bakın, ikinci indis sabit. Üç numaralı tüketim merkezi için iki numaralı indis sabit. Toplam neyin üzerine alınıyor? Toplam fabrikalar üzerine alınıyor. Yani toplam i eşittir 1'den 2'ye kadar x, i, j
Büyük eşittir dj diyeceğim. Burada j eşittir 1, 2 ve 3. Bu 3 tane arz kısıtını tek bir satırda yazmak istersem toplam sembolünü kullanmam gerekecek. Arz kısıtımız da bu şekilde yazılacak. Gelelim bir de son olarak negatif olmama koşulumuz var. Negatif olmama koşulumuzda x, y, j büyük eşittir 0, i eşittir 1 ve 2, j eşittir 1, 2 ve 3 olmak üzere arkadaşlar. Şimdi sanırım neyi daha iyi anladık? Bu toplam sembollerinin nasıl yazıldığını veya evet arz kısıtlarının nasıl yazıldığını daha iyi anladık. Peki bundan sonraki videomuzda ne olacak? Bundan sonraki videomuzda ise sayısal örnek yazacağız. Sayısal örnek derken neyi kastediyorum? Talebin, arzın, birim taşıma maliyetlerinin belli olduğu bir örnekten bahsedeceğiz. O videoda artık ne yapacağız? Biz DJ'ler, SI'ler, CIJ'ler yerine 10, 15, 20 gibi sayılar kullanacağız arkadaşlar. Ama ne yapmamız lazım? Bunu çok iyi anlamamız lazım. Tabii ki şunu da belirtmekte fayda var. Şunu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Şunu söyleyelim. Şimdi biz ulaştırma modellerini yazarken şuna dikkat edeceğiz. Ulaştırma modeli. Yani normal bir doğrusal programlama modelinde arz ve talep kısıtlarımızda küçük eşit büyük eşittir kullandık. Ulaştırma modellerinde ise biz bir teoremden bahsettik. Bu teorem şunu söylüyordu. Diyordu ki eğer talep edilen miktar arz edilen miktara eşit olur ise o zaman bizim ulaştırma modelimizin bir uygun çözümü vardır diyor. Yani böyle bir durum söz konusu olursa, dengeli bir problem olursa, dengeli problem, o zaman bu ulaştırma modelinin bir uygun çözümü vardır diyordu. Şimdi eğer ben arz ve talep kısıtlarımı, yani mesela arz kısıtım x, i, j, j eşittir 1'den n'ye kadar küçük eşittir s, i şeklinde yazdığımda ve talep kısıtımı da i eşittir 1'den m'ye kadar x, i, j büyük eşittir d, j şeklinde yazdığımda arkadaşlar problemin dengeli olması durumu söz konusu olmayabilir. Neden? Çünkü siz gönderilen ürün miktarının arzdan küçük olması durumunu da göz önüne alıyorsunuz demektir. Veya gönderilen ürün miktarının talepten daha da fazla olmasını göz önüne alıyorsunuz demektir. O yüzden biz ulaştırma modellerini çözerken modelimizi arkadaşlar şöyle yazacağız. Ben neden bunu kaydıramıyorum acaba? Şöyle bir saniye. Şimdi ulaşma modelinde bizim gene i eşittir 1'den m'ye kadar üretim merkezimiz, j eşittir 1'den n'ye kadar tüketim merkezimiz olsun. Si dediğimiz i'nci üretim merkezinin arz ettiği miktar olsun. DJ dediğimiz j'inci tüketim merkezinin
merkezinin talep ettiği miktar olsun. C alt indeks C ince üretim merkezinden J ince tüketim merkezine birim taşıma maliyetimiz olsun ve karar değişkenimiz de XI J olsun. Yani ince üretim merkezinden J ince tüketim merkezine gönderilecek ürün miktarı olsun. Bunu bizim karar değişkenimiz veya değişkenlerimiz. Birden fazla var çünkü. Şimdi arkadaşlar, evet, ulaştırma modelimizi yazarken minimum Z eşittir J eşittir 1'den N'ye kadar, İ eşittir 1'den M'ye kadar C İ J çarpı X İ J diye yazdık. Bu amaç fonksiyonumuz. Ve daha sonra da arz ve talep kısıtlarımızı yazacağız. Arz kısıtımız ve talep kısıtımızı yazacağız. Arz kısıtımızı yazarken şöyle yazacağız. J eşittir 1'den N'e kadar X, İ, J eşittir. S alt indis İ. Burada İ eşittir 1, 2 ve M olmak üzere. Yani burada söylediğimiz şey ne? Burada söylediğimiz şey şu. İnci fabrika yani FI diyelim. İnci fabrikadan tüketim merkezlerine yollanacak olan toplam ürün miktarı tam olarak neye eşit olacak? İnci fabrikanın arz ettiği ürün miktarına eşit olacak. Bunu söylüyor bu kısıt. Evet. Yani X, İ, N. Arz kısıtını eşitlik olarak yazacağız arkadaşlar. Pekala. Talep kısıtını nasıl yazacağız? Talep kısıtını da benzer şekilde gene eşitlik olarak yazacağız. İ eşittir 1'den M'ye kadar X, İ, J eşittir D, J diyeceğim. Burada J eşittir 1, 2'den N'ye kadar diyeceğim. Ve arkasından bunu da şöyle gösterelim. Tüketim merkezi J olsun. Farklı fabrikalardan ne geliyor buraya? Arkadaşlar ürün geliyor. Yani M tane fabrikadan ürün geliyor. Buradan X1J'ye kadar ürün geliyor. Buradan X2J'ye kadar ürün geliyor. Ve buradan da XMJ'ye kadar ürün geliyor. Bunun da talep ettiği ürün miktarı DJ eşit. J'inci tüketim merkezinin M tane fabrikadan aldığı toplam ürün miktarı J'inci tüketim merkezinin toplam talebine DJ'ye eşit olmasını isteyeceğiz. Bu da bizim talep kısıtımız olacak. Arz ve talep kısıtlarımızı eşitlik şeklinde yazacağız. Tabii ki negatif olmama koşulunu büyük eşittir şeklinde yazmak zorundayım. O zaten standart. Burada İ 1'den M'ye kadar, J'de 1'den N'ye kadar. Lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar. Normal şartlar altında bir doğrusal programlama modelinde kısıtlarımızı yazarken arz kısıtı küçük eşittir SI şeklinde oluyordu. Talep kısıtı büyük eşittir DJ şeklinde oluyordu. Öte yandan ulaştırma modelimizin uygun bir çözümünün olmasını istediğimiz için buradaki kısıtlarımızı
biz eşitlik şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Böylelikle ulaşma modellerini bitirmiş oluyorum. Bir sonraki videoda ne göreceksiniz? Ulaşma modelinin sayısal çözümünü göreceksiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Esenlikler diliyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Sevgiler, saygılar.